O da bir video arası. Şimdi geldi o video sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu'nun 2017'de çıkardığı şarkı sözleri için Çamlıca Camii'nde cemaate seslenmiş. Hazreti Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir demiş. Bir izleyelim bakalım. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimsenin dilin uzanamaz. O uzanan dilleri geri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Allah validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir. Tabii bunlarla kalmıyor. Bu ne şimdi Serkan Bey? Evet. Ya mesela her şeyden önce şu ne? Bu arada kim yaparsa yapsın aynı hı, şeyi söylerdim. Hı. Mesela inanan bir insan için cami, camide bulunmak, namaz kılmak, Allah'la olan ilişkinizi, ilişkinizle ilgili bir şey. Kendi dünyanızda o ilişki o kadar özel bir ilişki ki, üçüncü hiç kimsenin orada söyleyeceği bir söz yok. Şimdi camide hem de Türkiye gündeminde hem de siyaset gündeminde olan bir konuyu çıkıp bu şekilde konuşma ya hem doğru değil hem hakkaniyetli değil. Hem bilmiyorum ama yani bunu belki ilahiyatçılar daha iyi cevaplar böyle aklı başına bir ilahiyatçı ama dine Diyanete falan da uygun değil. Yani neden Cami'de iyi ahlaktan, insanlıktan, namustan daha iyi olmaktan, daha iyi olmaktan, hırsızlık olmaktan. yapmamaktan, vicdanlı olmaktan, yolsuzluk yapmamaktan, helalden haramdan bahsetmek yerine niye Türkiye'de bir camide cuma namazı sırasında Sezen Aksu'yu konuşuyoruz ya? Yani? İsim vermemiş ama herhalde isim vermesine yani isim gerek çok, yok, isim değil mi? İsim çok açık yani Türkiye'nin bugünlerde bu konuyu konuştuğu çok açık. Gerçekten son derece üzgünüm ben buna. Yani ben buna siyaseten bir reaksiyon verme doğru değil. Yani benim benim de buna siyaseten bir şey söylemem de doğru değil ama bir vatandaş olarak ve daha şey söyleyeyim yani bir Müslüman olarak mesela bu benim açımdan onur kırıcı bir şey. Bir serçe kuzgun meselesi yaşandı biliyorsunuz. Çarşamba günü, salı günü grup toplantısında Bahçeli. O da seslendi. Serçeysen serçeliğini bil dedi. Yani e, gerçekten e, Mesela Erdoğan, şunu sorayım size. Bir siyasetçisiniz siz de. Hı hı. Sonuçta toplumun her kesiminde bulunuyorsunuz. Üstelik içinde bulunduğunuz parti geçmişti. geçmişte hı hı. AK Parti'den de pek çok unsuru beraberinde getiren, başbakanlığını yapmış bir siyasi genel liderin, başkanlığını genel başkanlığını yapmış. yapmış bir siyasi liderin kurduğu bir parti. Dolayısıyla tabanı da biliyor olmalısınız. Mesela camide Erdoğan bu konuşmayı yaptığı zaman, o uzanan dilleri koparmak görevimizdir dediği zaman ne oluyor yani? Birileri mutlu mu oluyor? Birileri e, birlik mi oluyor, bir mi oluyor böyle konuşulduğu ya, yani zaman? Yani İpek Hanım, şimdi bu, bu görüntü üzerinden tabii konuşuyoruz ama dünyanın her yerinde özellikle popülist, otoriter eğilimi almış, hatta daha da ileriye gitmiş, totaliter rejim kurgulamaya çalışan siyasetçiler dini istismar ederler. İnsanların vatanseverliğini suistimal ederler. Yani çok yakın araç dönem... olarak kullanırlar. E tabii, tabii çok yakın dönemde Amerika'da insanlar Senato'ya saldırmadılar mı yani? Ya şimdi, bu dünyanın her yerinde var. Dün yine bir yerde söylüyordum. 20. yüzyıl Avrupa tarihi bununla dolu. Bununla dolu. Değil mi? Kıta Avrupa'sı tarihi. Ya bunun ya şimdi bak bunun bir faydası olmayacaksa topluma inanan insanlara bunun kendilerine yapılmış bir haksızlık olduğunu anlatmamız lazım. Elbette bak ben söylüyorum açık açık. Ben 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 bir Müslümanım ve dinimle gurur duyuyorum, onur duyuyorum Müslüman olduğum için. Ama bir Müslüman olarak ülkenin birinci derecedeki siyasi liderinin camide bir siyasi meseleyi bu şekilde kullanmasını doğru bulmuyorum. Yani faizle ilgili meseleyi konuşuyorduk az önce. Onunla ilgili olarak da faiz meselesinin son derece bilimsel ve matematik bir meseleyi sanki hiç kendi hataları yokmuş gibi, sanki bu kredi faizlerini %40'a ben çıkarmışım gibi çıkıp burada nasıl konuşulmasını da mesela doğru bulmuyorum. Bunu dini sismar olarak görüyorum ben. Tam da bu nedenle işte siyaset üstü, bugünkü bu alıştığımız geleneksel siyaset üstü bir vizyon konulmalı derken de bunu kastediyordum aslında İpek Hanım. Bu doğru bir şey değil. Ben ben tahkim ettiğini de zannetmiyorum. Bakın Türkiye'nin kişi başına milli gelirinin 13 bin dolar olduğu. Ben de zannetmiyorum ben, de zannetmiyorum. ben de zannetmiyorum. 13 Kişi başı milli gelirinin 13 bin dolar olduğu, insanların refah seviyesinin bugüne göre çok daha iyi olduğu bir dönemde ve AK Parti algısının çok daha güçlü olduğu bir dönemde belki bu sözleriniz onu o zamanlarda eden yoktu. Bunu da iyi düşünmek lazım. Yani 13 bin dolarda... Türkiye milli geliri varken 11 bin 12 bin dolar kişi başı milli geliri varken enflasyon %7 iken siz AK Partileri camiye gidip camiden mikrofonla siyaset konuştuğunu duyuyor muydunuz? Ama bugün başka yol kalmadı. Siyaset iflas edince sanatçılarla yemekte buluşuluyordu. Sanatçılarla yemekte buluşuyordu. Sezen Aksu dediğiniz insan bu ülkenin en kadim sorunlarıyla ilgili cesaretle konuşuyordu. Ve o zaman hükümet o o o sanatçılara, o aydınlara, o yazarlara dayanıyordu. Ya bu hal hal değil yani. Ve bu rahatsız edici bir hal. Bakın muhalefet muhalefet demiyorum. Bu tarz inananları rahatsız etmesi gereken bir tarz. İnanan gerçek samimi inanan insan camide bunu konuşmak istemez. Cami Sezen Aksu'nun şarkı sözlerinin konuşulacağı yer değil. İnanan insan için cami başka bir yer inananlarla toplaştığı, birleştiği ama Allah'la, yaradanla ilişki kurduğu bir yer. Her şeyden önce şu durum bir inanan için onur kırıcı olmalı. O yüzden sorunuza cevap olarak söylüyorum. Ben böyle bir şeyin, böyle bir resmin inanan insanlarda bir bir kırgınlık yaratacağını düşünürüm tam tersine tahkim edeceğini değil. İşte ben de hep bir sebep arıyorum. Niçin böyle davranılıyor diye. O sebep bir aradığım için soruyorum yani evet. ya tahkim etmesi lazım bir işine yaramaması lazım. Ama bak sebeple siyaset. ilgili aslında bir şey söylemiş olduk yani onu bir evet. bir bi, bi, biraz Hı -hı. daha Hı -hı. söyleyelim mi onunla ilgili. Yani, o ha? şu mesela Sayın Erdoğan caminin kapısına çıkıp ya da AK Parti'de herhangi bir siyasetçi ne refah içinde yaşıyoruz ya diyebiliyor mu? Herkes evine domates, salatalık, biber alabilir artık diyebiliyor mu? Çiftçiye gübrenin fiyatını yarı yere düşürdüm diyebiliyor mu? köprü otoyol geçişlerinden artık dolarla değil Türk lirasıyla geçeceksiniz diye biliyor mu? Vergileri indirdim diye biliyor mu? EYT'nin sorununu çözdüm diye biliyor mu? KHK'nın sorununu çözdüm diye biliyor mu? Yeni bir projem var. Şunu hayata geçireceğim diye biliyor mu? Bunların hiçbirisini diyemiyor. Faizi düşürdüm diye biliyor mu İpek Hanım? Nasıl ya? Faizi düşürdüm diye biliyor mu? Bak kuru gördünüz mü Türk lirasını nasıl değerli bir hale getirdim diye biliyor mu? Bunların hiçbirisini diyemiyor. Bunları diyemeyince de işi dine, diyanete, yerliliğe, milliliğe. Bir tek onlar Müslüman, bir tek onlar milli, onun dışındaki herkes inanmayan insanlar kafirler, onun dışındaki herkes terörist, onun dışındaki herkes mandacı, sabotajcı. Böyle bir şey olur mu? Bu siyaset mi? Bu kadar insanları ayrıştıran, kamplaştıran, ötekileştiren bir mantık çalışır mı, sürer mi, devam eder mi? Bence tek gerekçesi bu. Söyleyecek sözü kalmadı savunacağı öyle. Bence bence kalmadı bence diyorsunuz. öyle. Peki şimdi en çok insanların merak ettiği şeylerden biri kurlarda aşağı doğru hareket olur mu? Ya ben.